Evet. Bize AKP'yi eleştirdiğimiz zaman kızlar bir sürü saçma sapan iftira atan, işte konuşan, saçma sapan konuşan, darılan falan arkadaşlar. Peki siz bu hükümeti, devleti, milleti batırdığına üzülmüyor musunuz? Peki 130-140 milyar dolar her neyse bir Türkiye'nin iç ve dış borcu vardı. 1,3 trilyona çıkardı bu borcu. Hiç endişe etmiyor musunuz? Biz bu borçları nasıl ödeyeceğiz diye. Sürekli tefeci faiziyle borç alıyor hükümet. Hiç endişe etmiyor musunuz? Kızmıyor musunuz? Eleştirmiyor musunuz? Ya bu zaten siyasetçiler, hiçbir siyasetçi, ben her zaman söylüyorum, insanın arkadaşından, akrabasından, dostundan falan filan daha önemli değildir. Zaten bu siyasetçilerin şimdiye kadar baktığımız zaman, şu ana kadar baktığımız zaman hep zaten doğru düzgün bir siyasetçiye böyle akıllı başlı, böyle memleketini seven, işte muhakkak seviyorlardır, o ayrı da hani biz onu söylemiyorum. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir kendi kişisel mal varlığını arttırmanın dışında bir şeyler yapan siyasetçiyi gören var mı? Bu adamlar yüzünden neden siz şey yapıyorsunuz, böyle bir ağır sözler söylüyorsunuz, insanları kırıcı sözler söylüyorsunuz, iftiralar atıyorsunuz ya? Bize de ya siyasetçiler. Biraz eleştirdiğimiz zaman yok efendim işte kininizde boğulun, yok Tayyip düşmanı, yok AKP düşmanı falan filan. Ne alakası var hele ya Tayyip'ten, şundan bundan? Hayret bir şey ya. Eleştirmek düşman olmak mı demek? Siyasetçilerin işi gücü orada memlekete, millete faydalı işler yapmasıdır. Yani bir de bu memlekette çok ilginçtir. Böyle siyasetçilere mistik ünvanlar yükleyen, veren geri zekalılar daha çok sesi çıkıyor, daha çok konuşuyorlar. Siyasetçilere mistik anlamlar, mistik ünvanlar veriyorlar ve bu adamlar konuşuyorlar. Saçma sapan şeyler ya, böyle yok mistik anlamlarmış, Allah'ın gönderdiği insanlarmış. Ya bir defa Allah'ın gönderdiği insanlar olsa, birileri olsa, bu siyasetçiler, isim vermiyorum, genel olarak söylüyorum. Ya bir, ya hırsızdan Allah'ın askeri, Allah'ın gönderdiği kişi falan filan olur mu ya? Hırsızdan Allah'ın halifesi olur mu ya? Hiç mi görmüyorsunuz yani siz bu hırsızlıkları? Hiç mi görmüyorsunuz ya? Bu rantları, peşkeş peşinde koşan insanları. Ya bir de Türkiye halkı halüsinasyonlarla ve hologramlarla kandırılıyor. İşte bir şeyler falan filan yaptığı dedikleri, bir şeyler yaptı, bir şeyler yaptı falan filan diyorlar ya. Ya bunlar, ya arkadaş yaptıysa, yani 1,3 trilyon dolara çıkartacak kadar ne yaptı ya? Hani bir şeyler yaptı derken efendim sen işte bir şeyler yaptığını görmüyorsun. Ya arkadaş 70 milyar dolara sattı bütün Türkiye'nin bugüne kadarki işte yapılan bir sürü işte tesislerini, fabrikalarını, boyuna her şeyi satıyor zaten. Toprakları satıyor, fabrikaları satıyor, onu satıyor. 70 milyar dolar sattı. Ya başka hükümet satmadı ki bunu. Ne var ne yok, bu AKP hükümeti sattı. Biz bir şeyler yapmadı falan filan dediğimiz zaman İşte bu 70 milyar doları aldığı için 1,3 trilyona çıkardığı için borçları
yapmadı diyoruz. Bu ya toplam 5 trilyon dolar para topladı. Yani bu paraya göre, bu parayı karşılayacak bir şey var mı? Yaptığı bir şey var mı? Ya insanda biraz akıl fikir olur ya. Bir şeyler yapmadı derken, ya bu topladığı 70 milyar dolarla yaptı zaten. 70 milyar doların kaçta kaçıyla yaptı zaten bu şeyler. Bu yollar, mollar falan filan. 70 milyar dolar para topladı. Ne var ne yok sattı. 5 trilyon doların. Yani ne yaptı 5 trilyon dolar topladı da buna karşılık olan bir karşılığı olması lazım bunun. Bu 5 trilyon doları izah etmesi lazım. Bir şeyler yapmadı falan derken biz bunu söylüyoruz. Bunu izah etmesi lazım. Daha evvelden bütün hükümetlerin Cumhuriyet tarihi boyunca iyi kötü işte bir sanayi hamlesi vardı. Sanayi hamlesi falan filan diyorlardı. Sanayi hamlesi. E bu hiçbir sanayi hamlesi bu hükümet öyle bir sanayi hamlesi olmadı. 5 trilyon doları neye harcadın sen? Yok ettin. 5 trilyon doları yok ettin. Sonra bize kızan arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Ya bu Merkez Bankası. Merkez Bankası. Eksi 70-80 milyar dolardı şu anda. Bunu biliyor musunuz? Eksi 70-80 milyar dolardı. Peki bu hükümete bu paraları nereye harcadın diye soruyor musunuz arkadaş? Soruyor musunuz? Bu barot 120 milyar doları bankadaki ihtiyat akçesi, Merkez Bankası'ndaki işte doları falan filan düşürmek içinmiş söylediği o. Kayboldu zaten. Parayı piyasaya sürdü. 120 milyar doları piyasaya sürdü. Doları düşürmek için. Ve dolar düşmedi, arttı. Bunu soruyor musunuz? Bize kızıyorsunuz ya. Bunu soruyor musunuz? Nereye gitti? Dolarla mı şeyiniz var? Ne işiniz var? Dolarla ne işiniz var diyen bir başbakan ve maliye bakanı çıkarttı bu hükümet. Ve bu hükümetin her şeyini kabul etmemizi isteyen arkadaşlar. Eleştirmemize kızan arkadaşlar. Bize abuk çubuk iftiralar atan arkadaşlar. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan bize iftiralar atan arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, tekrar söyleyeyim madem. Şimdi bir şöyle biraz toparlıyoruz. Hep de aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Bir şeyler yaptı falan filan diyorsunuz ya. İşte savunma sanayinde bir şeyler yapmış. Savunma sanayinin işte artık yerli ve milliymiş falan. Artık dışa bağımlı olmadan karşılayabiliyormuşuz savunma sanayini. Dışa bağımlı olmadan artık yüzde işte 90 karşılıyormuşuz efendim. Ve buna inanıyorsunuz değil mi siz? Halüsinasyonlarla ve hologramlarla kandırılan Türkiye vatandaşları. Siz savunma sanayinin %70-80 falan 90 her neyse işte kendi öz kaynaklarımızla kendi imalatlarımızla karşıladığına falan inanıyorsunuz değil mi? Biz çok güçlüyüz de bu yüzden. E peki kardeşim sen PKK'yı neden yok edemiyorsun ya? 1980'den beri. Neden yok edemiyorsun? Oraya bir tane bir ordu kur madem. Ordu kur, bir şey kur. Yok et. 3-5 tane çapulcu PKK'cıyla sen nasıl baş edebiliyorsun ya? E madem çok güçlüsün sen, bu Ege Adaları'nı Yunanlılar 20 tanesini falan işgal etti. Neden iç sesini çıkarmıyorsun? Aydın iline bağlı ve o Ege'deki bir takım bazı illerimize bağlı olan adalar, bizzat bizim tapuları bizde olan adalar.
Bu adalara var ya şey ne yaptı biliyor musunuz? Binali Yıldırım. Eşek adası da olması lazım. Pasaportla gitti. Bizim kendi oradaki belediye başkanı, Yunanlı belediye başkanı var. Ve nereden icap ettiyse, nereden icap ettiyse, yani kızmamak mümkün değil. Bu eşek adasına gitti Binali Yıldırım ve pasaportla gitti. Kendi adamıza, bizim kendi ilimize bağlı adaya pasaportla gitti ve geçenlerde baktım YouTube'da falan filan bulamadım. Yani kaldırmışlar galiba. Bizzat daha evvelden vardı. Bunları da kaldırıyorlar bazen. Böyle kaldırıyorlar. Ya peki madem biz bu kadar çok silahımız var bizim. Bu kadar silahımız var. Al geçen gün Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Ki benim mesela benim de halamın oğlu kıdemli binbaşı Tunceli'de şehit oldu. Birini kaybetmek. Kaybetmek çok ağır bir şey tabii. Madem öyle Ege'de Yunanlar bizim adalarımızı işgal ediyorlar. Neden bir şey yapamıyoruz ya? Sesini çıkarmıyor hükümet. Hiç ses seda yok. Yani 2004'te bir anlaşma mı yaptı? Öyle yazıyor mesela. Yazılanları falan filan okuyoruz. İşte Avrupa Birliği'yle falan girmek için falan işte 2004'te bir anlaşma yaptı. Onun için susuyor falan filan diye yazıyor şeyler. Giremedin. Avrupa Birliği'ne giremedin. Avrupa Birliği'ne girmek için herhangi bir hani o binlerce milyonlarca şehitlerle alınmış olan topraklar verilir mi? Yani Avrupa Birliği yarın yok olur gider. Sen nasıl bir toprak falan filan sesini çıkarmıyorsun ya? Çok güçlüsün ya. Sen çok güçlüsün ya. Neden sesini çıkarmıyorsun sen ya? Bizim adalarımız onlar ya. Ya balıkçılar balık tutamayacak ya bu gidişle. Ege'yi tamamen kapatıyor. Kapatıyor Yunanlı. Orasını burasını işgal ediyor. Sen artık diyor balıkçı bile artık balık tutamaz hale geldi şu anda Ege'de. O pozisyona doğru gidiyor. Giderek daraldı zaten sınırlar. Daralıyor sürekli. Sen kendi adaların zaten, onlar zaten bütün 12 adalar dahil, o da ayrı bir olay. Yani o ayrı bir şekilde bir konuşulabilir. O Ege adaları Yunanlara verilmedi ki, İtalyanlara verildi zaten. İtalyanlar da gitti, Türkiye'ye verdi. İsmet İnönü kabul etmedi. Ondan sonra Yunanlara bir toplantı yapıldı Avrupa'da. İsmet İnönü hükümeti oraya temsilci de göndermedi ve bu silahsız olması karşılığında öyle bir şartla zaten Yunanlılara kullanma amacıyla verildi zaten. Yunanlılar bu anlaşmayı ihlal ettiler, uygulamadılar, tam tersini yaptılar ve o hakkını kaybettiler. Ve ayrıca mesela Girit'in üçte biri mesela diyelim ki Yunanlılarınsa, üçte ikisi zaten şu anda bile hakkı, Türkiye'nin hakkı var Girit'in mesela. Onlar ayrı olaylar. Neyse onlar ayrı olaylar ama. Şimdi madem çok güçlüyüz ya biz. Savunma sanayi. Efendime söyleyeyim işte mesela söyleyeyim şimdi tekrar. Atak helikopteri. Neresi bildi ya bu Atak helikopteri? Ne kandırıyorsunuz ya? Kan almalar varsa neden kanıyorlar ya böyle bir şey ya? Atak helikopteri neresi yerli? Bunun prototipini sen İtalyanlara yaptırdın. Motorları Amerikan motoru ve izin almadan satamıyorsun zaten o helikopteri. Bütün hepsi İtalyanlara ait, bütün tasarımları. Tamam TUSAŞ'a ait bir helikopter. TUSAŞ'a dışarıya yaptırılan bir. Gene sen dışarıya bu paraları ödüyorsun ya.
İtalyanlara ödüyorsun. Efendim İsrail'e bile belki ödüyorsun. Kore'ye ödüyorsun. Oraya ödüyorsun. Buraya ödüyorsun. Geri ödüyorsun sen bu paraları. Neresi %70-80-90 bunlar kendi öz kaynaklarınla kaynaklarını karşılıyorsun sen bunu. Yalan. Neden yalanlara inanıyoruz ya? Hiçbiri yerli ve milli değil. Arabasından, helikopterinden, tankından milli uçağımız göklerdeymiş. Ya akıl var mı? Ya bunlar hayret edilecek bir şey ya. Ya uçak birdenbire senin hiçbir çalışman yok, uçağın yok, bir şey yok. Birdenbire sen uçak milli uçağımız diyorsun. Ya birdenbire milli uçak olacak birdenbire. Ya buna gerizekalı bile inanmaz ya bu lafa. Ondan sonra Uygur Türkleri. Ya çok güçlüsün ya. Ya arkadaş. Efendime söyleyeyim bunlar AKP'liler falan filan işte bir propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki ya ne yapabiliriz Çin'e falan. Ya madem bir şey yapamıyorsun. Ya peki neden sen Çin'in söyledikleriyle aynı şeyleri söylüyorsun. İşte mutlu diyorsun bilmem ne diyorsun. Uygur Türkleri orada mutlu diyorsun bir şeyler diyorsun. Buradaki anlaşma yapıyorsun sen Çin'le anlaşma yapıyorsun. Buradaki Çinlileri Çin'e iade etme anlaşması yapıyorsun sen ya. Ya sen kimsin ya? AKP hükümeti sen kimsin ya? Sen kimin adamısın ya? Bunlar kimin adamı ya? O karikatür bir perinçek var. Onun sen ne diyorsun? Onun dediklerini yapıyorsun sen ya. E biz de ne yapalım? Kabul edelim yani. Bunları hiç eleştirmeyelim. Halinden mutlu köleler eleştirmeyebilir belki ama eleştiriyoruz arkadaş. Hiç kimse babamızın oğlu değil. Memleketi kim batırıyorsa eleştireceğiz. Kim bir iyi bir şeyler yapıyorsa da yanaklarından öperiz yani. Hiç merak etmeyin. Kim iyi bir şeyler yapıyorsa yanaklarından öperiz. Memlekette bir şeyler yapıldığını söyleyen insanlar. Memleketi batıranları da görmesi lazım. Bu kadar siyasetçilere mistik anlamlar, mistik ünvanlar falan filan vermemek lazım ya. Kim bunlara siyasetçilere mistik anlamlar ve mistik ünvanlar veriyorsa bu gerizekalıdır bu kimse. Bak söylüyorum. Eğer böyle bir şeyler verenler varsa, kim veriyorsa bunlar hepsi gerizekalıdır. Tamam mı? Geçenlerde işte İyi Parti, ya ben hiçbir partili falan filan da değilim. O da ayrı bir olay. İyi Parti grup toplantısında bir Uygurlu bir kızımız çıktı. Uygurlu kızımız çıktı. İşte bir sürü işte annesi babası işte orada kamplardaymış. Görüşemiyormuş, bilemiyormuş ne olduğunu, akıbetini bilmiyormuş falan filan. Bir sürü bir şeyler anlatırken yayını kesti. AKP yayını kesti. Ne yapıyorsunuz siz ya? Neden yayını kesiyorsun? Evet görün görün bak görün bunları görün. O AKP'lilere sesleniyorum. Bana kızan, kızıyorlar ya bize. Bana kızıyorlar ya. Kızıyorlar ya bana. İşte şunu yaptı, bunu yaptı. Görmüyorsun da. Bunu siz de görün. Üç maymunu oynamayın. Görün bakalım Uygur Türkleri sizin akrabalarınız, sizin soydaşlarınız değil mi? He? Neden kesiyor AKP hükümeti? Yayını neden kesiyor? He? Yayını neden kesiyor? O karikatür Perinçek'in orada ne işi var? AKP hükümetinin içinde ne işi var? Karikatür Perinçek. Ne işi var? He? Bunu görüyor musunuz AKP'liler? Görüyor musunuz Perinçek'i? Perinçek'i çok mu beğeniyorsunuz? Seviyor musunuz Perinçek'i? Karikatür Perinçek'i seviyor musunuz?
He? Hani çok merhametliydi? Merhametliydiniz siz. Mazlum milletlere karşı merhametliydiniz. Buradaki Uygur Türklerini 50 bin tane zannediyorum Uygur Türk'ü var. Ve bunu Çin'e iade etme anlaşması yapıyorsunuz ya siz. Yani sizden ne bekleniyorsa tam tersini yapıyorsunuz. Peşkeşler yapan siz. Milletin işte millete bir şeyler yaparım falan filan diyen o Cengiz İnşaat'ın sen bütün vergi borçlarını silen siz. Bir sürü saçma sapan kişiye 4-5 lira bağış veren aynı anda siz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Yani şimdi bu AKP'liler de şöyle bir dursun, düşünsün bakalım. Yani biz bu AKP ile devam edebilir miyiz? Bunun tahribatlarına, peşkeşlerine. Rantlarına tahammül edebilir miyiz? Dayanabilir miyiz? Bütün zamlara, sürekli yaptıkları zamlara, hayat pahalılığına biz bunu buna dayanabilir miyiz? Herkes düşünsün. Düşünsün. Yani bunu ehveni şer falan filan diyenler. Ya bu AKP var ya, ehveni şer değil, şerin ta kendisi. İşte öcülerle başka öcüler gelir falan filan diye korkutanlar var ya. Ben de diyorum ki yani bu öcünün ta kendisi. Öcünün ta kendisi bu AKP. Eğer bu siz buna tahammül edebilirseniz devam edebilirsiniz. Yani bu ehveni şer demek. Ehveni şer demek. Eleştirmemek mi demek yani? Eleştirmemek mi demek? Ya arkadaş eleştir ehveni şer diyebilirsin. Diyelim ki dedin. Hadi diye dedin. Yani yok öyle bir şey. Tabii ehveni şer falan filan değil ama. Hadi diyelim dedin. Ya eleştirmemek mi demek? Yani susmak mı demek yani ehveni şer demek? Susmak mı demek yani? Hani gerçekleri söylemeyen dilsiz şeytandı? Ne oldu? Tam tersini söylüyorsun. Şimdi tam tersini söylüyorsun. Ya Allah'ın ayetine bile siz karşı çıkıyorsunuz ya. Ne yaptığınızı farkında mısınız ya? Hangi dindensiniz siz ya? Allah diyor ki ayet size doğru olmanız emredildi diyor. Buna ne cevap verdiler? Ben bir sürü karşılaştım. Aman Allah'ım ya. Ya şimdi siz şey istiyorsunuz. İşte Süpermen istiyorsunuz. Falan filan diyorlar. Dediler. Allah'ın ayetine karşı çıktılar. Ya Allah sana Süpermen ol demiyor ki ya. Size doğru olmanız emredildi diyor. Bu kadar basit bu olay. Yani bu ayete göre hareket ettiğin zaman o zaman hırsızın peşinden koşamazsın. Yani tabii ben bu AKP'ye Allah akıl fikir versin demiyorum. Bu peşinden koşanlara Allah akıl fikir versin diyorum. Neyse üşüdüm bayağı burada da.